Yaşadıkça anladım ki her güçlü kadının arkasında ona başka seçenek bırakmayan bir hikayesi varmış. Ne bu dekolte? Hiç yakışır mı sana? Kaç yaşında kadınsın ya? Daha ne isteyin bu hayatta anlamış değilim ha. Bu saat iş mesajı mı olur? Bir türlü gömleğim kalmadı dolapta. Çocuklar açsın zil zarı gibi gezen. Ya hemen buraya gelin. Bak paylaşacağım bu fotoğrafları internette ha. Aha bilin ya sevmem o insanları. Hala daha gidin görüşün ya. Kararını ver ya ailen ya ben. Lan senin nasıl borundur eksik? Hep diyettesin ama bir değişiklik göremedik. İşkim yok, kumarım yok. Evdeyim her gece daha ne istedim ben ama. İşkoliksin be sen. Senin çocukların var. Mesai bitti, geleceksin evine. Kimden geldi o mesaj? Ver bakayım telefonu. Kimdir be bu? Bana karım kefil olmayacaksa borcum için kim olacak? Bensiz sen hiçbir şey yapamam ki. Neredesin? Hemen kolum at derim sana. Ne açma telefonumu? Sen biraz bensiz kaldı, görgünü gibi. Hah, ayrılayım da bakayım ne anan kalır ne baban arkanda senin. Alırım çocuğun velayetini, bileti kestiğim gibi kaçarım. Ne demek şimdi hazır değilim çocuk doğurmak istemem? Boşuna mı evlendik biz? Herkesin karısına bak ya. Hem bakımlı hem evi çekip çevirir. Ama sen? Sen hep yorgunsun be. Benim gibi adamı nerede bulacaksın sen başka? Aman alt tarafı bir işe girdin. Sanki da dünyayı değiştirdin. Analarımız böyle miydi be zamanında? Biz hayat arkadaşı değil miyik? Ne kazanırsan tabii ki bağ vereceksin. Ne demek bu gece keyfim yok? Şimdi burada bilmediğin şeyler hakkında yorum yapıp beni rezil etme. Man be yeter artık söylenme dırdırdır. Bir çocuğa bakamadın ya. Bizimkilerin önünde asma şimdi yüzünü ha. Anlat bir bakayım kim inanacak sana. Hadi ya kapat artık. Yeter kapat artık. Kapat konuyu. Kapat. Kapat konuyu. Glormar Kıbrıs, kadının emeğini değersizleştiren ve kadına karşı her tür şiddeti meşrulaştıran bu zihniyeti makyajla kapatmıyor. Bu konuyu kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz.